Merhaba, bu Omega 3 videosu daha önceki Omega 3 videolarımdan farklı. İşin aslına bakacağız. Hani deniliyor ya, Omega 3 kullanın, haftada 2-3 kez balık tüketin, ondan sonra sağlığınızı koruyun. Özellikle kalp damar hastalıkları, kanser korunmasında faydalı oluyor. Bu söylendiği zaman önerilen balıklar nedir? Somon, sardalya, özellikle soğuk sularda yaşayan dolgun yağlı balıklar tüketin deniliyor. Gerçekten onlarda çok yüksek Omega 3, hele DHA ve EPA'lar. Çok ciddi miktarda var. Dolayısıyla Norveç'te yaşayanlar için işler kolay. Ama Türkiye'de yaşayanlar için işler o kadar kolay değil. Sanki sanılıyor ki bizim evde dolaplarımızda bol miktarda deniz ürünü var, somonlar var, sardalyalar var ve biz onlardan yiyoruz. Ama tabii ki iş o kadar kolay değil. Omega 3 ile ilgili yapılan bütün öneriler ve çalışmalarda bizi şaşırtacak, ezber bozacak 2-3 tane klişeyi isterseniz gelin hep beraber açıklığa kavuşturalım. Birincisi şu. Amerika'da, Batı'da özellikle bir takım yayınlanan rehberlerde kullanılan bir takım dozlar var. Şu kadar miligram, şu kadar gram kullanmanız gerekiyor diye. İşte haftada 2-3 kez tüketimi de Amerikan Kalp Derneği'nin 2017 yılındaki yayınından alınmış durumda. Onlar deniliyor ki haftada 227 gram, bakın dikkatinizi çekerim, 227 gram deniz ürünü tüketmeniz yeterli deniliyor. Fakat aslında baktığınız zaman Amerikalıları incelemişler. Amerikalılar zaten önerilen erkekler için 1.6 gram, kadınlar için 1.1 gram olan düzeyi zaten alıyorlar. Dolayısıyla onlar depoları dolu olduğundan dolayı haftada 227 gram deniz ürünü tüketirlerse işler gayet kolay. Ama gelin bakalım bizim topraklara. Bizim topraklarımızda omega 3'ü mecburen EPA ve DHA'yı dışarıdan aldığımız için o zaman bizim çok ciddi bir şekilde balık tüketmemiz lazım. Balık fiyatları, balığın seyrek bulunması, kışın hamsi dışında başka bir seçenek olmadığını düşünürseniz işler karışıyor. Peki bizim en kolay ulaşabileceğimiz deniz ürünü ne? Ton balığı. Baktığınız zaman ton balığı üreten firmaların web sitelerinde EPA ve DHA oranları belirlenmiş. Yalnız 100 gram için belirlenmiş. Bunun altını çizmek istiyorum. Bakarsanız bir firmanınkinde 90 mg, öbür firmanınkinde ise 100 mg DHA ve EPA var. Peki önerilen dozu ne kadar diye düşünecek olursanız bakın 250 ila 500 mg. O zaman ne oluyor? Bizim yani kabaca 250 gram kadar günlük bizim ton balığı yememiz lazım. Bu pek mümkün değil. Bakın gördünüz mü? Haftada 2-3 kez balıktan nereye geldik? Peki ben bu kadar ton balığı tüketemeyeceğim. Fiyatını da hesaplarsanız o zaman başka bir seçenek kalmıyor. İşte o yüzden takviye öneriliyor. Çünkü bizim herhangi bir şekilde hele Türkiye'de yaşayan insanlar olarak düşük düzeydeki omega 3 depolarımızı doldurabilmek için bizim doğal ürünlerle çok ciddi miktarda balık ve deniz ürünü yememiz lazım. Fakat bu da çok zor bir şey. Kolay bir şey değil. Hem maddi olarak zor hem de alışkanlık olarak zor. Çünkü bizim mutfağımızda balık ürünleri çok zengin değil. Deniz ürünleri çok zengin değil maalesef. O yüzden ne yapılıyor? Mecburen takviye alınmak zorunda kalınıyor. Keşke mümkün olsa da elimizden geldiği kadar bunları doğadan alalım desek ama EPA ve DHA deniz ürünlerinde bulunuyor. Keten tohumu ve keten tohumunun yağı aladan zengin, alayı da EPA ve DHA'ya yeteri kadar çeviremiyoruz. Mecburen EPA ve DHA'yı dışarıdan almak zorundayız. Ve baktığınız zaman piyasada satılan 1 mg'lık yani 1 gramlık olan balık yağlarının içerisinde 380, 400, 500 mg civarında EPA ve DHA var. Bunlar önerilen dozun ancak karşılayabiliyorlar. Fakat şimdi gelin isterseniz bir aşama ileri gidelim. 2019 yılında yayınlanmış olan New England Journal of Medicine'daki bir makale var, bir araştırma. O araştırmada trigliseriti yüksek olanlara EPA vermişler ve sonuçları karşılaştırmışlar ve EPA'nın faydalı olduğuna karar vermişler. Peki ne kadar EPA vermişler? Sıkı durun. 4 gram EPA vermişler. Bakın biz 1 gramlık bir balık yağı kapsülü aldığımız zaman hani 250-500 mg'lık kriteri ancak sığabiliyorduk. Ama bilimsel çalışmada kullanılan rakam 4 gram. İsterseniz bunun içine ilaç endüstrisi deyin. Ne derseniz deyin ama aralarında muazzam farklar var. Ama şöyle bir konu var. Hani işin olumlu tarafından bakacak olursanız. Korunma açısından omega için kullananlarla kullanmayanlar arasında çok önemli bir fark yok. Çok az bir fark var. Ama kalp damar hastalığı açısından özellikle risk grubundaysanız ve özellikle damar tıkanıklığı teşhisiniz varsa, stent balon olmuşsunuz, bypass olmuşsunuz, o zaman onlarda omega 3 takviyesinin
daha olumlu etkisi olduğu ve bu olumlu etkinin gayet gözle görülebilen ciddi bir fark olarak ortaya çıktığı düşünülüyor. Bakın gördünüz mü? Haftada 2-3 kez balık yiyelimden başladık. Nereye kadar geldik? İşte o önerilerin aslında altına bakmak lazım. O önerilerin altında hangi dozlar nasıl kullanılıyor ona bakmak lazım ve ona göre konuşmak gerekiyor. Dolayısıyla siz ilk önce vücudunuzun omega 3 depolarını doldurmanız lazım ki takviye ile devam edin. Dolayısıyla maalesef biz bu alanda biraz geri kalmış durumdayız. O yüzden mecburen maalesef doğal kaynaklardan bunları doldurma imkanımız olmadığından dolayı takviye kullanmak zorunda kalıyoruz. Ve kullandığımız takviyelerde bilimsel araştırmalarda gösterilmiş olan yararları sağlayacak dozun oldukça altında. İşte buyurun bir de olaya buradan bakın efendim. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalınız.